Merhaba, bugün Genius Teknoloji kurucusu Yusra Kaşgör ile beraberiz. Yusra, Eylül 2020'den beri daimi üyelerimizden. Kendisinin bir web ajansı var. Hoş geldin Yusra, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Ben deyim. Davetimi kırmadığın için ayrıca teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Kendini biraz tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Şöyle, 2016 senesinde Genius Teknoloji firmasını kurdum. Kuruluşunda da amacım aslında bir dijital pazarlama ajansı olmaktı. Butik ajans şeklinde. Nitekim o yolda da devam ediyorum. Ağırlıklı olarak web sitesi tasarımı yapıyoruz. Web sitesiyle beraber SEO çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve firmaların dijital dünyada yer almasını sağlayacak şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Bunun içerisinde bazen sosyal medya danışmanlığı oluyor. Bazen blog yazarlığı oluyor. Bazen hani dijital platformlarda, farklı platformlarda söz konusu olabiliyor. Gitti gidiyor gibi, hepsi burada gibi. İnternet satış kanalları da söz konusu olabiliyor. Özetle şu, hani bir firmanın dijitalde yer almasını sağlayacak neredeyse tüm çalışmaları müşteri ihtiyacına göre, stratejisine göre, yer almak istediği yerlere göre belirleyip birlikte bir plan oluşturuyoruz ve yayına alıyoruz. Harika. Özellikle odaklandığın bir sektör var mı, yoksa müşteri portföyün daha farklı sektörlerde mi? Müşteri portföyüm farklı sektörlerde. Özellikle bir sektör ayrımına gitmedim şimdiye kadar. Muhtemelen de gitmeyeceğim. Müşteri ihtiyacına göre değişebiliyor. Sadece işin niteliğine göre aslında çalışma şeyi sınırlanmış oluyor. Anladım. WordPress ile ilk ne zaman tanıştın peki? Şöyle, 2016 senesinde ben firmayı kurduğumda Wix'ten yapıyordum web sitelerini. Bir yazılımcı arkadaşım şey dedi, Yusra dedi, hani sen burada uzmanlaşmayı planlıyorsun. SEO tarafına da çok önem veriyorsun. Wix ile bu iş olmaz. Hani uzun vadede olmayacak. Doğru. Gel seni WordPress ile tanıştırayım dedi. Çok iyi yaptın. Açtı paneli, gösterdi. Ben baktım, bu ne dedim ya, hani bu ne? Çok karmaşık, anlayamadım ilk başta ama işin içerisine girdikten sonra dünya varmış dedim. Gerçekten hani yapılabilenlerle, yapılabilecek olanlarla. Evet, hakikaten sınırları böyle çok yok gibi. Bulabildiğin eklentilere, temalara göre, hatta kendin yazabiliyorsan bir şeylere göre her türden siteyi yapabiliyorsun. Ben de ne zaman tanışmıştım? Ben ilk 2005'te galiba Joomla, WordPress ilk o zamanlar tanıştım. İlk 2008'de de ben ilk blogumu açmıştım WordPress'te. Şeyi de söylediler, Joomla, Drupal, bunlara da bakabilirsin demişlerdi. Evet, ama evet. Ben hani bir tek şeyle başlayıp devam etmeyi tercih ettim açıkçası. WordPress'in ekosistemi daha bir genişledi. Joomla hatta ondan önceydi belki ama o ekosistemi büyütemedi. Dolayısıyla orada işler biraz daha zorlaştı. Sonra zaten şeyi düştü, Joomla'nın popülaritesi ve kullanımı. Peki, zaten şunu da öğrendim, çok affedersin. WordPress'te site yapanların sayısı hani dünya genelinde benim ilk araştırdığım zaman %60 gibi bir oranda. Doğrudur. Bunun içerisinde finans kuruluşları da var. Hani güvenilirlik konusu tartışılıyor ya. Finans kuruluşları bile hani WordPress'te yapıyorlar. Hatta benim bildiğim bir yazılım firması var. Türkiye'nin önde gelen yazılım firmalarından biri. WordPress altyapısıyla oluşturmuşlar sitelerini. Doğrudur. Beyaz Saray'ın sitesi bile WordPress. Yani. Peki web tasarım ve dijital işler konusundaki bilgi kaynakları neler? Böyle bir sorunla karşılaştığında nasıl çözüyorsun, nasıl ilerliyorsun? İlk başta hani firmayı ilk kurduğum zamanlarda arkadaşlarım vardı hani şey tarafından, daha önceki mesleki yaşantımdan, kurumsal firmalardan tanıdığım yazılımcı arkadaşlar vardı. Onlarla bir iki oturduk. Hani zaten onlar vasıtasıyla ben öğrenmiş oldum bu işi. Tabii arkadaş hatırı da bir yere kadar, sonuçta şey yapamazsın, hani öğreniyorsun ve sonra devam ediyorsun. Ben epey bir süre, birkaç sene kendim araştırdım. Kaynakları araştırdım. Neler var, neler yok, onlara baktım. Sonra bir gün şeyde, Udemy'de Fikret Hoca'nın eğitimiyle tanıştım. Böyle bir eğitim varmış A'dan Z'ye. Çünkü bende de şöyle bir durum vardı. Müşteri özelinde siteyi yaptığım için bazen hani işin temelinde birden 100'e kadar puanlandırırsın. Biri onu yaptıktan sonra aslında 20. seviyeye geçersin falan ya. Ben onu biliyorum, 20'yi bilmiyorum, 40'tan iş yapıyorum gibi bir durum söz konusu. Karman çorman. Hani evet. Kendi çabamla öğrendiğim için iş bu şekilde gelişti. A'dan Z'ye bir kursa da katılmamış olduğum için daha öncesinde. O yüzden ben bir baştan oturayım. Hani işin temelleri nedir, nasıl yapılır? Ondan sonra bunları bir öğreneyim. Zaten sizinle tanışmam da o şekilde oldu. Sizin eğitimi de açıkçası ben bitirmedim. Doğru. Onu da
Zaten çoğu arkadaş bitirmiyor. Evet. Bu arada şey zaten, her bölümü de bitirmek zorunda değilsin. Bazen ihtiyacın olan bölümleri izliyorsun. Tamam, bitmiyor zaten sana. O zaman bitmiştir. E-ticaret hiç yapmayacaksan o bölümü zaten seyretmiyorsun. Ya da sadece işte e-ticaret yapacaksındır. Blokları o kadar belki izlemene gerek kalmıyor olabilir. O şekilde benimkisi de modüler yani bir yapıda eğitimler genelde. Hep öyle yapmaya çalışıyorum ben de. Sonrasında da şöyle devam etti. Eğitimi aldım, hani belli bir yere kadar tamamladım ama sonrasında hani müşteri taleplerine göre araştırmalara devam ettim. Ama uzunca bir süre şunun sıkıntısını çektim açıkçası. Benim daha önce çalıştığım sektör, yaptığım işler bilişim sektörü olmasına rağmen yazılım kökenli değilim. Dolayısıyla iş çevremdeki kişiler yazılımcı olmasına rağmen onlar hani kod yazan insanlar. Evet. WordPress onlar için çok basit bir şey. Dolayısıyla hani soru sorabileceğim çok fazla kaynağım yoktu. Ve sürekli kendim araştırıp, sürekli kendim bulmaktan çok vakit kaybediyordum. Yani günün bir günü mesela tamamıyla araştırmaya harcıyordum. Bilmez miyim? 5 dakika. Bazen bir şey böyle takılıyorsun, evet. Yani bir gün, iki gün, üç gün sürüyor. Sonra o çözümü bulunca tamam, bir dahaki projende artık o çözümü gene uyguluyorsun, gene uyguluyorsun. Aynen. Bizim zaten şeyimiz o hep, misyonumuz. Mevcut tecrübemizi paylaşmak, sizleri daha hızlandırmak. Sonra işte VP kulüple tanıştım. Evet, ben de Udemy'de böyle benim gibi daha ileri seviyeye gitmek isteyen arkadaşlar olduğunu fark ettim. Hep açmak istiyordum kendi online platformumu. İşte pandemi birazcık da vesilesi oldu. Ağustos 2020'de açtım. Sen de zaten Eylül 2020'den beri ilk üyelerimizden çekirdek. Bir ay arayla katılmışım galiba. Evet. Zaten Ağustos'un belki ikinci yarısı açmışımdır. Sen de Eylül'de iyi olmuşsun. Ay çok iyi. İlk üyelerdenim zaten. İlk üyelerdensin, aynen. En son peki hangi projeyi tamamladın? En son Paknet.com.tr. Kurumsal site mi? Neler? Kurumsal site. Onu tamamladım. Gündoğdu Köken, bu da kurumsal bir site. Onu da tamamladım. Yayını alacağımız Profas.com.tr. Pardon, Profas.com.tr'yi yayına aldık. Onu da tamamladım. Bir forum sitesi var. O daha henüz bitmedi test çalışmaları. Evet, bahsetmiştin daha önceden. Hatta ilginç bir amaç için kuruluyor. Ben de çok mantıklı geldi. Peki VP okulu sana işlerine ne gibi katkılar sağladı? Bir kere hani şu bahsettiğim, danışabileceğim, konuşabileceğim, bir sıkıntı yaşadığımda nereye sorsam, nereye yapsam, araştırıp da günler harcadığım şeyleri VP okulunun toplantılarında, VP diyorum bu arada, çok pardon, WordPress okulu. O da yanlış bir telaffuz da. Orada hani çok rahatlıkla dile getirebiliyorum. Haftalık iki toplantımız oluyor zaten. Olabildiğince katılmaya da özen gösteriyorum toplantılara. Çünkü hani notlar alıyorum, takıldığım konular. Sadece toplantı esnasında değil, sair zamanlarda da teşekkürler bu arada desteğin için. bir kere bu anlamda çok ciddi katkısı oldu. Hani takıldığım yerlerde soru sorabileceğim ve rahatça soru sorabileceğim bir kaynak olması. Çünkü kulüp içerisinde şöyle bir yapımız var bizim. Sorunun seviyesi önemli değil. Kesinlikle. Yani giriş seviyesinden bir soru da gelebilir. Bunu bazen üyeler de cevaplayabiliyor. Bazen evet, sen cevaplıyorsun. Sonrasında hani çok üst seviyede bir soru da gelebiliyor. Teknik bir sıkıntı da olabiliyor. Böyle bir durumda hani ve bir diğer çok sevdiğim bir özellik de sorunun cevabı yoksa ve orada bilen bir kişi yoksa çok rahatlıkla insanlar ben bunu bilmiyorum, bakalım birlikte araştıralım diyebiliyorlar. Kesinlikle yani. Çok önemli bence. Çok çok önemli bir konu. Kesinlikle katılıyorum sana. Benim de çok dikkat ettiğim, çok güzel oldu bunu söylediğinde. Yani benim için de basit soru, iyi soru, ileri seviye soru yok. Diyelim ya işte sayfayı aşağı indiremiyorsa bir kullanıcı. Ya ben de diyorum ki ya bu işte farenin tekeriyle aşağı indirmen gerekiyor. Çünkü onu yapması gerekiyorsa benim de onu öğretmem gerekiyor. O moddayım yani. Burada aynen benim de bilmediğim şeyler var. Bazı konularda benden çok daha iyi olan arkadaşlar var. Tabii de doğal olarak. Kimisi işte pazar yeri var, kimisi güvenlikte daha iyi. Kimisi müşteri yönetiminde daha iyi. Hep beraber olduğumuzda bir soruna bir tek ben değil, oradaki bütün herkes, toplantıya katılan herkes düşünüyor. Onlar da böyle katkıda bulununca tam da zaten benim yapmak istediğim ortam buydu. Güzel, işte sorunları çözüyoruz. Çözemezsek de araştırıyoruz. Ya da hiç olmuyorsa, ya Yusra bu olmuyorsa müşterine şunu söyle diyebiliyoruz. Evet. Sen de rahatlıkla ya bu olmuyor diyebiliyorsun müşteri. Çünkü bazen... Aynen, o gerçekten çok önemli. Çünkü hani ben ilk başlarda bilmiyorum demeye çok utanıyordum hani.
Bilmediğim bir şey var, onu öğrenmem lazım, tamamlamam lazım. Ama bazı şeyler gerçekten yapılamayacak olan konular. Hani evet. Yapılsa bile zararı olacak şeyler. Benim için çünkü hani bir yazılım, evet, bir yazılımda sınır yoktur. Hani her şey yapılabilir, mümkündür. Bir evet. Yöntemi illaki vardır. Ama her şeyi uygulamak da gerekmiyor. Bazı kesinlikle. Sınırların olması lazım. Çünkü kendisine zarar verecek. Sitenin yapısına zarar verecek bir takım şeyler söz konusu. Aynen. Burada aynen. Da sınırları çizebilmek gerekiyor. Kendine güvenerek tabii hani söylemek lazım. Evet, o kendi burada, zaten o kendi güvendiğinde müşteri de onu anlıyor. Ve sana güvendiği için sana bırakıyor artık bazı tabii şeyleri. Tabii işte, diyorlar zaten hani tamam Yusra Hanım olmuyorsa okeydir. Peki bir sonraki soruya geçeyim. Bu katkılarından bir tanesiydi. Diğer katkısı da şu şekilde. Süreç içerisinde tabii uzun süreden beri de üye olduğum için uzun süreden beri üye olan arkadaşlarla da kendi içimizde de bir network'ümüz oluştu bizim. Evet. Sahil zamanlarda da birbirimizle görüşüyoruz ve takıldığımız yerlerde birbirimize soru sorabiliyoruz. Çünkü bir web sitesi dediğiniz zaman aslında uçsuz bucaksız bir konu. İşin içerisine SEO da giriyor, reklam da giriyor. İşin teknik tarafı ayrı, tasarımsal tarafı ayrı, metin tarafı farklı. Çok kendi içinde uzmanlaşan konular da söz konusu. Ve WordPress okulu içerisinde, kulüp içerisinde kendi uzmanlık alanlarını belirlemiş üyelerimiz var. Evet, aynen. Ben de onu diyecektim. Tam böyle yetenek avcısısın sen de. İşler yoğunsa, beraber yapabileceğin kimseler varsa onlarla çalışıyorsun. Bildiğim kadarıyla Berk'le çalıştın. Esat'la çalışacaksınız diyebiliyorum. Esat'la çalışıyoruz. Berk'le zaman zaman çalışıyoruz. Hani hı-hı. Proje bazlı. Orada da şöyle bir ilerleme oldu. Hani ben çok uzun bir süre boyunca düzenli bir hani, eleman arayışı içerisindeydim. Birlikte çalışabileceğimiz çalışma arkadaşları arıyordum. Fakat işin içerisinde pandemi girdi. Pandemiyle birlikte çalışma şekilleri de değişti. Herkes de bir hani kendi işini kurma, kendi işini yapma ya da freelancer olayı da oluştu. Bence kötü de olmadı, iyi de bir durum oldu. Ama bununla birlikte bir firmaya bağlı bir çalışan oluşturmak bayağı bir sıkıntılı bir süreç oldu açıkçası. İnsanlar genelde proje bazlı çalışmayı tercih ediyorlar. Benim de aklımda böyle bir model vardı. Evet. Ve WordPress okulu bu anlamda güzel bir kaynak oldu. Çünkü insanları tanıyorum, gözlemleyebiliyorum. Sordukları sorulardan, konulara yaklaşımlarından, araştırmalarından neye ne kadar hakim olduklarını da çıkartabiliyorum. Evet, her hafta birlikte çalışıp çalışamayacağımızı da aynı şekilde ölçüp tartmış oluyorum daha önceki iletişimden. O yüzden hani orada kurduğum iş birliktelikleri çok daha sağlam açıkçası. Bunu ben ilk senden yani senin yaptığını duyduğumda aa dedim ne kadar güzel bir fikir. Berk'ten duymuştum ya ben işte Hanım'la beraber çalışıyorum falan diye. Evet. Ben mesela VP okulunu böyle yani VP kulübü kurarken hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Hani insanlar da gelir beraber çalışırlar falan diye ama gerçekten öyle bir ortam oldu. Çok da güzel bir faydası oldu yani. Evet. Orada hatta ilanı beraber oluşturmuştuk. Evet sonrasında beraber oluşturduk o en son ilanı. Peki biraz da bizi eleştiri. VP kulüpte en sevdiğin ve en sevmediğin şeyler neler? Ben buna bir şey diyemiyorum yalnız. Hani sevdiklerimi zaten şimdiye kadar anlattım da sevmediğim ne var diye bulamadım açıkçası. Tamam, röportajdan sonra söyle. Yok, gerçekten bulamadım da hani sevmediğim ne olabilir, ne vardır diye. Tamam, yani bazen tamam. Toplantılar bitmek bilmeyebiliyor, uzayabiliyor. Ha, bir onu söyleyebilirim. Yani evet, her tamam. Soruyu cevaplamak istediğim için. Geçtiğimiz işte perşembe toplantıda bir baktım saat 9'dan 11'e kadar toplantı yapmışız. Ama herkes memnun ayrıldı. Ben çok yoruldum ama dedim ya herkesin sorularını cevapladık. Hani herkesin de sorunu çözüldü bir şekilde. Ben orada 10.30'da artık çıkmam gerekiyor deyip çıkmıştım. Evet. Olsun, ne yapalım. Peki bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilere ne gibi önerilerde bulunursun? Bu alanda dediğin hani web sitesi tasarımı kısmında. Evet, o taraf WordPress, SEO. Yani şeyi öneririm bir kere. Senin oradaki eğitim, Udemy'deki eğitim oldukça faydalı ama WordPress kulübün içerisinde de bu eğitimlerin çok daha detaylıları ve çok daha hani nokta atışı olanları da var. Kulüp üyeliğinin de böyle bir avantajı var. Hani takıldığınız herhangi bir konuyla ilgili girip o eğitimi alabiliyorsunuz. Eğitimin altında direkt soru cevap kısmı var. Oradaki hızın içinde teşekkürler hani gün içerisinde bazen bir saat içerisinde direkt cevaplıyorsun. Zaten hani senin dönüş yapamadığın ya da süreden dolayı dönüş yapmadığın durumlarda illaki bir üye görüp araştırıyor, merak ediyor.
Onlar Bizde böyle araştırmacı kimlikler de var çünkü. Var, Hani var, var. karşılaştıklarında bunun cevabı nedir diye kendileri merak edip okuyorlar. Çünkü Orada güzel bir ortam oluyor. senin başına gelen bir hata yarın onun da başına gelecek muhtemelen. Veya senin başına gelen bir sorun başkasına ilham da olabiliyor. Aa diyor böyle bir şey varmış, mesela eklenti buluyoruz. Kendi işinde kullanıyor falan. Evet, onlar güzel oluyor. Tamam, o zaman daha çok vaktini almayayım senin. Çok Rica ederim. teşekkürler geldiğin, katıldığın için, röportaj verdiğin için de. Sana da Eğitimler. teşekkürler, sağ olasın. Rica ederim. Bu akşamki toplantıda görüşüyoruz o zaman. Aynen. Tamam.